Merhaba arkadaşlar. Konularına göre KPSS tarih çıkmış sorularında Türkiye Büyük Millet Meclisi yapılan inkılaplarla ilgili soru çözümlerinin olduğu videonun ilk bölümü. Kayıtta bir sorun çıktığı için baştan aldım. Belli noktalar işaretli, o yüzden önceki kayıttan kalma. İlk soru: Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin birinci döneminde milletvekilleri 8 ay maaşsız çalışmışlar. Bir yıl sonra da 100 lira olan maaşlarının %20'sini bütçe açığını kapatmak amacıyla iade etmişlerdir. Bu durumun aşağıdakilerden hangisini gösterdiği savunulabilir? Şimdi burada bir fedakarlık söz konusu. Şıklara baktığımızda zaten belli şıklar negatif. Yani kişisel çıkarın ön planda tutulduğu gibi şeyler var. Bizim buradaki cevabımız A seçeneği. Çünkü bir fedakarlık söz konusu. Aslında bir paragraf sorusu olarak bile sorulabilir bir şey. Aşağıdakilerden hangisi yeni Türk Devleti'nin kuruluşuna işaret eden gelişme olarak kabul edilebilir? Şimdi burada bir devlet kuruluyor. Dolayısıyla çok önemli bir gelişme olması lazım. Kapsamlı bir gelişme olması lazım. Karşı tarafın, yani yeni Türk Devleti diye bahsedilen yapının bir yönetim organına sahip olması lazım kapsamlı. Bu noktada ışıklara baktığımızda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılmasını görebiliyoruz. D seçeneği cevabımız. 24 Temmuz 1923'te imzalanan Lozan Barış Anlaşması'nda Türkiye'yi temsil eden delegasyonda yer alan kişiler hangisinde doğru verilmiştir demiş. Şimdi delegasyonda biz İsmet İnönü olduğunu biliyoruz. İsmet İnönü Lozan Anlaşması'na gitmişti. Bu noktadan elediğimizde 3 tane şık kalıyor. Bir ikinci noktada yine o zamanlar çok donanımlı bir isim olan Rıza Nur, daha sonra fikir ayrılıkları yaşayan Rıza Nur da Lozan heyetinde. Zaten bu iki kişiyi işaretlediğinizde doğru cevaba ulaşıyorsunuz. Diğer şıklar eleniyor. Diğer kişi de Hasan Bey olduğunu görüyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nin de azınlıkların özel hukuk alanına ilişkin farklı konum ve durumlarını sona erdiren yasal düzenleme hangisidir? Azınlıkların durumunu sona erdirecek, yani eşitliği bir anlamda getirecek topluma, her anlamda, yaşayış anlamında azınlık diye bir şeyi ortadan kaldıracak, eşit haklar olacak, vatandaşı eşit görecek. Bu da Türk Medeni Kanunu oluyor ki Medeni Kanun sürekli çıkar. Aşağıdakilerden hangisiyle Türkiye Cumhuriyeti'nin ekonomik ve mali bağımsızlığını sınırlandıran engellerden kurtulduğu savunulamaz? Şimdi A şıkkında Merkez Bankası'nın kurulması demiş. Tabii bu ekonomik anlamda bir gelişme, milli ekonomi anlamında. Kapitülasyonların kaldırılması C şıkkında. Bu da ekonomik anlamda gelişme. Duyun-u Umumiye İdaresi'nin yetkisinin sadece borçlarla sınırlandırılması. Bu da Osmanlı'dan kalan Duyun-u Umumiye'nin farklı alanlarda ekonomik olarak bir güç elde edememesi anlamında önemli bir gelişme. Kabotaj Kanunu'nun kabul edilmesi de, o da yine bizim denizlerle ilgili önemli bir gelişmemiz. Dolayısıyla cevabımız B seçeneği. Bir sonraki soruda diyor ki 8-9 Temmuz 1919 gecesi askerlik görevinden istifa eden Mustafa Kemal Paşa aşağıdaki savaşlardan hangisinden sonra milli iradenin isteğiyle yeniden askeri görev üstlenmiştir? Şimdi bir savaştan sonra Atatürk geri dönecek. O savaşı kaybetmiş olmamız gerekiyor ki geri dönsün. Bu noktadan yola çıkabiliriz. Çünkü bir sorun var ki İdareyi kendi kontrolü altına alıyor. Başkomutanlık yasasıyla. Bu da Kütahya-Eskişehir savaşından sonra Atatürk göreve dönüyor. Cevabımız C seçeneği. Çünkü Kütahya-Eskişehir savaşını kaybediyoruz. Sovyet Rusya Türkiye'ye 1920 yılında her türlü silah ve malzeme yardımında bulunmuş. 1921 yılında da bu yardım büyük oranda artarak devam etmiştir. Sovyet Rusya'nın yardımının artmasında aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu savunulabilir? Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılması, Kuvayi Milliye Birliklerinin oluşturulması, C dursun, Ulusal Cemiyetlerin birleştirilmesi ve Misak Milli'nin kabul edilmesi. Şimdi 21'de yardım artmış diyor, kronolojik olarak bakmamız lazım. Bu olaylar kaç yılında oldu? Meclis 20'de açılıyordu. Buradaki maddelerin diğerleri de meclisten önceki maddeler. Dolayısıyla 21 yılında olan C seçeneği, TBMM'de Türkiye Büyük Millet Meclisi ordusunun askeri başarılar kazanması 20 yılında, özellikle Gümrü Anlaşması'nı imzalıyor. Bu sebeple cevabımız C seçeneği. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin saltanatı kaldırması aşağıdakilerden hangisine kanıt olarak gösterilemez? Saltanat kalkıyor. Daha sonra ne oluyor? Milli egemenlik güçleniyor. Demokrasiye geçiş için adım atılıyor. Kişisel egemenliğe son veriliyor.
tüm yetkiler Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde toplanıyor ama devlet rejiminin adı henüz konulmamış. Yani cumhuriyet o zaman mı ilan ediliyor? Hayır, saltanat kaldırıldıktan belli bir süre sonra cumhuriyet ilan ediliyor. 23'te ilan ediliyor. Dolayısıyla cevabımız E seçeneği. Saltanat 22'de. 1921 tarihli Teşkilat-ı Esasiye Kanunu'ndaki ilk değişiklik, yani anayasa var, önemli bir değişiklik yapılması gerekiyor. O sırada yapılan farklı değişiklikler var ama örneğin 22'de saltanat kaldırılıyor ama daha önemli bir değişiklik, yönetim anlamında bir şeyi değiştirecek şey neydi? Cumhuriyetin ilanı. İlk değişiklikte Teşkilat-ı Esasiye Kanunu'nda Cumhuriyet'in ilanıyla yapılıyor. Bu eleyici bir soruydu 2012 lisansta. Aşağıdakilerden hangisi 3 Mart 1924 günü Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne kabul edilen kanunlar kapsamında değildir? Şimdi burada çıkan kanunlara baktığımızda aslında birbiriyle benzer şeyler var. Aynı noktaya hizmet eden. Mesela Şeyhülislamlık makamının kaldırılması, lağvedilmesi, halifeliğin kaldırılması, Osmanlı Hanedanı üyelerinin Türkiye dışına çıkarılması, Şeriye ve Efkaf Bakanlığı'nın kaldırılması. Şimdi bunlar yönetimi artırmaya yönelik bir üç tanesi dini noktada. Osmanlı Hanedanı üyelerinin Türkiye'ye çıkarılması da yine Türkiye dışarısına çıkarılması yine yönetimi artırmaya yönelik bir şey. Ama tekke zaviye türbelerin kapatılması zaten 1925'te gerçekleşiyor. Dolayısıyla kronolojiyi iyi bildiğinizde bu soruları rahatça görebiliyorsunuz. Aşağıdakilerden hangisi yeni Türk alfabesinin kabul edilmesinden sonra okur yazar oranını artırmaya yöneliktir? Yeni Türk alfabesi kabul edildikten sonra açılan millet mektepleri tam da bu amaç için. Adı üstünde millet mektepleri, milletin okuma yazma oranını artırmak için açılıyor. Cevap A seçeneği. Aşağıdakilerden hangisinin Atatürk'ün bu sözü doğrultusunda gerçekleştiği savunulabilir? Atatürk bir toplum aynı amaca bütün kadınlar ve erkekleriyle, burası önemli, bütün kadınlar ve erkekleriyle beraber yürümezse ilerlemesi ve medenileşmesine, ki medenileşme dikkat edelim, bilimsel olarak imkan yoktur. Bu söz nedir? Medeni kanun kabul edilmesi, kadın erkek eşitliği de çok önemli bir noktada, kadının aktif olarak artık toplumda yer alması. Aşağıdakilerden hangisinin ekonomik ilişkilerdeki karışıklıkları önlemek amacıyla yapıldığı savunulamaz? Miladi takvimi kabul edilmesi, soyadı kanunun çıkarılması, hafta tatilinin cumadan pazara alınması, ölçü sisteminin değiştirilmesi. Şimdi burada dikkat edersek şu 4 madde, özellikle şu 3 madde, ölçü sistemi, miladi takvimi, haftanın cumadan pazara alınması, ekonomik ilişkileri düzenlemeye yönelik. Soyadı kanunun çıkarılması da yine benzer bir şekilde halk ile devlet arasındaki iletişimi doğru bir şekilde kuracağı için devletin vergi toplaması noktasında da faydalı olacak şeyler, vatandaşla iletişimi doğru kuruyor ki daha sonra işte kimlik numaraları, şimdi de çipli sistem hep aslında vatandaşı kolayca yönetebilme, vergi noktasında da rahatça işlem yapabilme söz konusu. Onun o geleneğin bir devamı bugünkü noktada. Dolayısıyla C seçeneği kılık kıyafet alanındaki düzenlemeler daha çok laiklik ve halkın eşit olmasıyla alakalı durum. Aşağıdakilerden hangisi Gümrük Anlaşması'yla sağlanan kazanımlardan biri değildir? Gürcistan'la olan anlaşmazlıkların ortadan kaldırılmasına zemin hazırlaması, Doğu cephesinde silah ve teçhizatın bir kısmının batıya taşınmasına ortam hazırlaması, halk arasında orduya ve meclise duyulan güvenin artması, Sovyetlerden alınacak yardımların Anadolu'ya gelmesine sağlayacak yolun açılması. Bunlar Gümrük Anlaşması'yla sağlanan kazanımlar ama Afganistan'la dostluk anlaşması yapılması 1. İnönü zaferinden sonra yapılan bir anlaşmaya. Yani yine kronolojik olarak bir hata var. Dolayısıyla cevabımız E seçeneği. Atatürk, bu anlaşma Türk ulusuna karşı yüzyıllardan beri hazırlanmış ve Sevr Anlaşması, dikkat edelim, ile tamamlandığı sanılmış. Sevr'i kabul etmedik, Sevr yerine biz ne imzaladık? Lozan'ı imzaladık. Osmanlı tarihinde benzeri görülmemiş siyasi zafer yapıtıdır. Bu anlaşma hangisidir demiş. Bu anlaşma Lozan Barış Anlaşması. Aşağıdakilerden hangisi Tevhidi Tedrisat Kanunu, yani öğretim birliğinin sonuçlarından biri değildir? 24'teydi değil mi? 1924'te. İlk Marif Kongresi ne zaman? 1921'de. Öğretimde birlik sağlanması, eğitim kurumlarının Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlanması, ulusal kültür birliğinin sağlanmasına ortam hazırlanması, dini esaslara dayalı anlayışın terk edilmesi,
Bunlar evet tevhidi tedrisatla olan şeyler. Atatürk en iyi bireyler kendinden çok bağlı olduğu toplumu düşünen, onun varlığını ve mutluluğunun korunmasını yaşamına adayan kişilerdir. Birey anahtar kelimemiz. Atatürk'ün bu sözündeki en iyi birey tanımının aşağıdakilerden hangisiyle eşleştiği savunulabilir. Burada toplum ve birey ilişkisine dikkat çekiyor Atatürk. Dolayısıyla vatandaşlık bilincinden bahsediyor. Cevabımız A seçeneği. Kurtuluş Savaşı'nın anlamını ve bağımsızlık isteğini dile getirecek bir marşın yazılması için yarışmayı hangi bakanlık açmıştır? Milli Eğitim Bakanlığı açıyor yarışmayı. Abdullah Supi Tanrıöver, o zamanki bakan ve İstiklal Marşımızın Mehmet Akif tarafından kaleme alınması bu şekilde oluyor. Atatürk'ün nutukta takviri sükun kanunu ile istiklal mahkemelerini istibdat vasıtası olarak kullanacağımız fikrini ortaya atanlar oldu ve bu fikri telkine çalışanlar oldu. Biz olağanüstü olarak alınan ve fakat yasal olan önlemleri hiçbir vakit ve hiçbir surette kanunun üzerine çıkarmak için vasıta olarak kullanmadık demiştir. Atatürk bu anlatımıyla takriri sükun kanununun kabul edilmesi ve istiklal mahkemelerinin kurulmasında aşağıdakilerden hangisine gerekçe olarak gösterdiği savunulamaz. Tabii ki burada uluslararası ilişkilerle ilgili bir şey yok. Burada daha çok tehlikelere karşı önlem alma zorunluluğu, düzen güvenliği sağlama, medeni ve sosyal gelişimle ilişkin girişimleri koruma, devrimleri devam ettirebilme, koruma yani hayat ve bağımsızlığını kazanma devletin önemli güvenlik gerekçesi olacak şeyler. Uluslararası ilişkiler farklı bir konu. Umarım faydası olmuştur. İyi çalışmalar dilerim.